Arun abi bak. Ne yapıyorsun? My name Doğuş Çabakçor. Gördüğünüz gibi New York'ta da herkesi kendime abone ediyorum şu anda. Argentina bro. Begüm bir dur bir dakika Begüm. Yakalanacağız. Kovacaklar bizi. Allah gidiyordu. Aslında ben bu videoyu yayınlamayacaktım. Yani bu videoyu unutmuşuz. 4 ay önce New York'ta çekip arşive atmışız. Sonra bir baktım böyle bir video var. Acaba dedim yayınlasam mı yayınlamasam mı? Sonra aklıma geldi. Vlog izlemeyi çok seviyorsunuz. Artı New York'taki bizim maceramız da zevkli. Yani benim çok eğlendiğim bir seyahatte. O yüzden yayınlamaya karar verdim. Umarım bu yüzden beni eleştirmezsiniz. Abi niye bu eski videoları giriyorsun diye. Dediğim gibi sevdiğim için ve size değer verdiğim için şu anda bu videoyu paylaşıyorum. Ayrıca Instagram'da TBT oluyorsa YouTube'da ne de olmasın. Herkese merhaba, ben Doğuş Çabakçor. Şu anda yine New York'tayım. 5. caddedeyim. Elimde kahve var. Normalde ben hayatta kahve içmem ama bir kişinin bu kahveyi içmesi gerekiyor. Çünkü kamerayı tutması için iki ele ihtiyacı vardı Begüm ve çantan da bende kalmış. Şu an her şeyim bende ya. Şu an çantadan kurtulmam lazım. Tak bakayım şuna. Çantadan kurtuldum ama kahve yine bende. Neyse, bu sefer videoya başlamadan çok önemli bir duyuru yapacağım. Çünkü bunu bugüne kadar hiç duyurmamışım. Biliyorsunuz kanalıma abone olmanızı sürekli size hatırlatıyorum ama orada bir çan var ya, o çana hiç basmamışsınız. İşte o çana basmadığınız için bildirimler size gitmiyormuş. Bir video koyuyorum, aynı anda izleyen sayısı çok azalıyor. Lütfen çana basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Bu benim için çok önemli. Ve aynı zamanda kanala abone olup beni de desteklerseniz çok sevinirim. Neyse, şimdi ne yapıyoruz burada? Yine New York'tayız. Diyeceksin ki daha New York'a yeni gitmedin mi? Yeni gittim ama 5. cadde ile ilgili sizden çok soru geldi. Ben de bu yüzden 5. caddeyi başından sonuna kadar yürümeye çalışacağım. Tabii çok soğuk hava. Şu anda 0 derece, -1 derece. Gördüğünüz gibi kar yağmış bazı yerlere. Umarım akşama kadar daha fazla kar yağmaz. Çünkü donduk burada. Elimi ayağıma baksana nasıl kızarmış. Şimdi dediğim gibi birazdan 5. caddenin başından başlayıp sonuna kadar yürüyeceğim. Burada olan mağazaları, restoranları, kafeleri hepsini size göstermeye çalışacağım. Burada gerçekten ne ararsanız var. Hem insan olarak hem de mağaza alışveriş olarak. Elimden geldiğince bunları size göstereceğim. Küçük bir 5. cadde turu yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi yürümeye başlamadan önce bulunduğum yerde arkada Bag of Goodman var. Burası 5. caddenin en havalı mağazalarından bir tanesi. Daha doğrusu Department Store. Department Store'un Türkçesi ne ya? Çok şey satan yer. Yani buranın Beymen'i gibi bir yer. İçeride dünya kadar marka var. Şimdi oraya gireceğim ama orada tabii ki telefonla çekeceğim. Çünkü kamera gördükleri zaman hemen üzerine atlıyorlar böyle. Şimdi oraya giriyorum. Birazdan içeride devam edeceğiz. Bunlar Off-White'ın yeni sezon ürünleri. Birçoğu daha Türkiye'ye gelmedi. Mesela benim şu anda en bayıldığım ürünler bu neon olanlar. Zaten neon koleksiyonu yapıyorum yaz için. Muhtemelen bu tişörtlerden de bir tanesine sahip olacağım. Burada şu an videoda ne kadar belli oluyor rengi bilmiyorum ama. Mesela bu pembe şu anda en sevdiğim montlardan bir tanesi, favorim. Hani soruyorsunuz ya en çok neyi seviyorsun diye. İşte Off-White'ın bu modelleri gerçekten benim aşırı hoşuma gidiyor. Bu tişörtün bir benzerini geçen sezon da yapmışlardı. Hatta Başak'ta çektiğim videoda üstümde var hatırlarsanız. Simpson'a eklemişler. Çok iyi. Kemerleri bileniniz biliyordur muhtemelen. Aşırı derecede popülerler ama kullanması inanılmaz zor. Yani bende 2-3 rengi var ama bağlayana kadar kullanmaktan vazgeçiyorum. Yine bu ayakkabılar da her sezon yapılıyor, renkleri değişiyor. Hem çok rahatlar hem de bayağı bir ayakta böyle şık duruyorlar. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten benim sneaker koleksiyonumun vazgeçilmezleri. Hatta burada biraz daha uzun boğazlısı da var. Mesela bu yeni çıkmış bu sezon. Bu yoktu normalde. Güzel bir renk yapmışlar böyle haki yeşili. Mona Lisa'dan yine vazgeçemeyen bir Off-White bu sezonda devam ediyor. İlk sezonda hatırlarsınız Mona Lisa vardı üstüne. Gözünü çizmişlerdi falan. Yine devam ediyor. Kit'i muhtemelen benim giydiğim yine kıyafetlerden hatırlarsınız. New York markası 2011'de kurulmuş ama son birkaç yılda yaptığı işbirlikleriyle popüler oldu. Hatta bakın mesela burada Columbia ile böyle bir mont yapmışlar beraber. Şuradan daha iyi anlayacaksınız. Şimdi burada Columbia yazıyor, burada Kit'in logosu var. Bunun gibi sürekli işbirlikleri yapıyorlar bir takım markalarla ve bayağı popüler oldular. Aslında Soho'daki yerleri efsane de, şimdi orası biraz uzak. Bir de orayı daha önceden çekmiştik. Benim çok hoşuma giden bir marka. Size bir göstermek istedim böyle. Balenciaga'nın efsane ayakkabılarının yeşile çıkmış fiyatına görün. 1000 dolar, bir de buna vergi ekleniyor. Etti sana 1100 dolar. 1100 dolara çarp, çarpma bence. Bu da yeni sezonu böyle ikiye ayırdılar falan. Bu da benim favorim.
Neon olan. Çok güzel ya ama artık biraz modası geçmeye başladı bunların. Bunu kim nasıl giyer ya? Bu nasıl ayakkabı? Bu erkek ayakkabısı değil bence. Bunu giyecek varsa yazsın yorumlara. Zanotti de neonu ne yapmış? Gördüğünüz gibi bu yazın rengi neonlar. Şimdi Berg Okudman'dan çıktım. Size orada iki şey gösterdim. Birinci Off-White, diğeri de Kit. Off-White benim zaten üstümden hiç çıkarmadığım, çok sevdiğim bir marka. Hep soruyordunuz, o yüzden göstermeye çalıştım. Kit de New York'a özgü bir marka. Burada dediğim gibi birçok markayla işbirliği yaparak ismini duyurdu. 2011'de kurulmuş olmasına rağmen. Şimdi onların da aslında Soho'da mağazası var. Ayrı bir şekilde gidebilirsem oraya onu da göstereceğim size. Bu arada Louis Vuitton'a geldik. Bakın burada Louis Vuitton var ve biliyorsunuz Louis Vuitton ekstravaganza bir marka. Tasarımları falan filan olağanüstü iyi. Bu arada Off-White'in tasarımcısı Virgil Abloh'da çalışmaya başladı. O yüzden ekstra bir ilgi çekmeye başladı ama şu anda benim kendi tarzımı çok fazla yansıttığını düşünmüyorum. O yüzden içeri girmeyeceğim. 4 katlı bir mağaza. Girersem eğer çıkamam. Çok fazla vaktim alır. Bunun haricinde aha Begüm'ü gördüm. Bak bak orada ne yapıyor? Bak bak bak. Ne yapıyorsun? Hayrol gelsene buraya. Gel. Onun haricinde başka mesela bu civarda Van Cleef Arpels var. Van Cleef Arpels yani nasıl söyleyeyim herhalde dün en pahalı mücevhercisi olabilir. Oraya da girmemize gerek yok şu anda. Başıma iş açmayayım. Şurada Bulgari var. Bakın arkamda gözüküyor mu? Gözüküyor. Bulgari'ye de şu anda pek girmem gerekmiyor. Çünkü orada da abuk subuk. Ya ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Deli gibi kendi kendine mi konuştun? Hayır anlatıyor. Evet söylediğim gibi. Hadi. Hadi devam hadi. Daha yolumuz uzun. Şeyler aldın mı? Bir şey almadım çünkü şu anda video çekmeye çalışıyorum. Eğer bir şeyler alırsam video çekemem. Ellerim dolar. Beğendiğim şeyler var. Hepsini sana sonra göstereceğim. Bir de buranın yani Amerika'nın şöyle bir güzelliği var. Eğer bir şey beğenirseniz almak zorunda değilsiniz. Çünkü eve zaten hepsi ücretsiz bir şekilde yollanabiliyor. İnternetten alıp ya da mağazada parasını ödeyip eve yollatabiliyorsunuz. Ben bir tane adam buldum içeride zenci. Evet. Ama böyle Balenciaga çalışıyor ama böyle şey yani aşağı böyle bayağı tarz tatlı bir tipti. Kartını verdi bana. Yani mesela telefonla bile mesela telefonla mesaj at bana dedi. Kredi kartını yolladığın zaman bile paketleyip yolluyor. Yani parayı ödetmek istedikten sonra her türlü. Hatta şöyle evet. Bir şey yapmış çektim. Bir tane müşterisi için dolabın içine bir sürü kıyafet koymuş randevuyla. Gelip deneyecek dedi. Şunları gördün mü ya Gucci'nin çocuğuna bak. Tatlı yapmışlar. O zaman yürümeye devam edelim. Bakalım karşımıza neler çıkacak başka. Pardon sorry. Adamın ayağına bastı. Bakın burada Gucci var. Şöyle göstereyim. Ama Gucci'ye de girmeyeceğiz. Zaten bunların hepsi bu arada bu Berg of Goodman, Saks vesaire hep oralarda satılıyor. Birazdan Saks'a gireriz. Orada hepsini gösterebiliriz zaten. Tam tavrı geçtik mi? Bak bunu söylemeyi unuttum ya. Şu gördüğünüz bina var ya bakın komple hop. Burası Trump Tower. Yani Sayın Başkan Trump'ın takıldığı bina, sahibi olduğu bina. En üst katı da evi. En üst katı da eviymiş evet. Muhtemelen rüya yeri penthouse vardı. Ya, bu yazınca çıkıyor. Bu arada Armani'nin önünden geçiyoruz. Bakın burada Armani var. Hemen yanında Dolce Gabbana var. Dolce Gabbana da bayağı bir hater kazandı son olaydan sonra. Bu arada burada Omega var. Ay pardon. Vurdun mu? Yok evet. Yo mu evet mi? Coca-Cola. Aa Coca-Cola'nın binası varmış. Ben bunu ilk defa görüyorum burada ya. O kadar yürüsen. Bakın. Burada böyle Harry Winston diye bir yer var. Ben burayı her gördüğüm zaman aklıma çaycı Harry bir şey vardı o geliyor. Halbuki alakası yok. Ama evet yani bu geliyor aklıma. Yani engelleyemiyorum. Kendimi durduramıyorum. Bu arada bakın karşıda Vempe diye bir yer var göstereyim. Vempe 5. caddedeki benim bildiğim kadarıyla tüm böyle lüks saat markalarını satan bir yer değil mi? Audemars Piguet vesaire var. Yani eğer böyle cebinizde fazla bir 50 bin 100 bin dolarınız varsa gidip oradan güzel bir saat alabilirsiniz. Biraz ütopik oldu biliyorum ama. Hello. Hi. Argentina. Messi. Messi. Argentinlermiş abi. Aslan olsa şu anda çok sevinirdi. Messi'yi çok seviyor. Başka ne var burada? Channel name Doğuş. My name Doğuş Çabakçor. Sorry. Doğuş Çabakçor. Yes, my name and last name. Your phone. Gördüğünüz gibi New York'ta da herkesi kendime abone ediyorum şu anda. Bir abone bir abonedir ve dünya çapında abone. Argentina bro. Thank you. Thank you. Don't forget to subscribe. Evet ya abone ol. You have 20 more subscribers now. Abonedir abi. Dünya çapında önemli. Daha önemli hem de. Konuşamadım şu anda. Dünya çapında abone daha önemli hem de. Nerede kaldık biz ya? 5. cadde. Şu an kaçıncı sokağa geldik? 54. sokağa geldik şimdi.
Daha yürü yürü 3 sokak mı yürüdük biz ya? Oo, önümüzde daha çok var. Neyse, şimdi alayım ben senden kamerayı. Burada koç var ve burada bir adet Tommy Hilfiger var. Tommy Hilfiger mi, Tommy Hilfiger mi? Hilfiger. Ben bunu doğru söylemişim. Burada bakın göstereyim. Burası da kocaman bir mağaza. Zamanında çok girmiştim, 4-5 katlı. Ama kızmayın, buraya da girmek istemiyorum şu an ama sizin için buraya gireceğim. Microsoft var. Microsoft mu, Microsoft mu? Microsoft. Okey, burada bakın bir adet Microsoft var. Tabii şimdi içerisi teknoloji, böyle elektronik markası olunca rahat rahat çekebiliyoruz. Çünkü normalde biliyorsunuz herkes üstümüze atlıyor, aman çekmeyin, aman çekmeyin diye. Bakın burada HoloLens var ki bu HoloLens'i ben 2 sene önce Ankara'da Onur'un evine göstermiştim. İkinci serisi haftaya geliyormuş bu arada. $3,500 satılacak. Sadece bu işin içindeki insanlara. Yani gidip de ben böyle almak istiyorum deyip gelip alamayacağım. Eğer ürün geliştiricisiysem veya teknolojiyle ilgili bir firma sahibiysem bunu alabiliyorum. Bu arada bunun ne yaptığını söyleyemedim size bir türlü. Augmented Reality deniyor. Yani aslında gerçek dünyayla sanal gerçekliği tek bir ekranda, tek bir gözlük sayesinde görebiliyorsunuz deyip buradan da çıkalım mı? Begüm gene Instagram'a, Twitter'a daldı. Çünkü böyle teknolojik yerleri çok sevmiyorum, evet. Yalan söylemeyeyim. Yani. Her ailede zaten bu işle ilgili bir tane kişi olması yetiyor bence. Sen de bizim ailede yeni jenerasyonda... Oo, kapıyı açamadım. Aslan mı olacak, kaplan mı olacak? İkisi de olur ama kaplan, ay, aslan daha iPad'e ilgili. Kaplan hala yüzüne bakmıyor. Aa, kadına bak. Aa, ne yapıyor? Şimdi en sevdiğimiz mağazalardan birine geldik. Lindt. Ne markası bilmiyorum ama bana göre dünyanın en güzel çikolataları üretiyorlar. Sence de öyle mi? Hiç yerde bedava çikolata veriyorlar. Evet, ve her girene birer tane veriyorlar. İnşallah bize de verirler. Kameramızı görüp bize gıcık olmazlarsa. Şuraya bak. Hepsini yesene bunları. Ölürüm. Şeker komasından. Şimdi içeride çok fazla durmadan çıktık. Çünkü aldığımız zaman çok ağır oluyor çikolatalar. Taşıyamıyoruz. Biz onları muhtemelen işimiz bittikten sonra dönüşte otele dönerken çekeriz. Ama gördüğünüz gibi çikolatalarımızı aldık. Sen yedin mi? Nerede? Göstersene ya. Evet, çikolatalarımızı aldık. Bir de şu karşıda Uniqlo var. Uniqlo'nun ne olduğunu sen biliyorsun. Japon markası. Ne ararsanız var. Yani gömlek de var, don da var, tişört de var, pantolon da var. Orayı gösteririm. Enteresan bir mağaza. Hemen onun yanında da Hollister var. Hollister'ı da biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Abercrombie'nin kardeşi. O da böyle bir surf markası gibi ama yani surf markası demeyeyim, sıcak yerlerde giyilen kıyafetleri üretiyorlar. Daha böyle modayla alakalı. Yanında da Zara var. Karşıya geçiyoruz Uniqlo için. Burası benim arkadaşımın sevdiği yerlerden. Merhaba. Sağ olun. Görüşürüz. Uniqlo'da yakalandık. Bu arada burada şunu çok geç fark ettim. Ben buraya dedim gibi 100 kere falan girdik ama çok büyük bir yer. Ortada bir ara kat varmış. Ortadaki ara kata mutlaka bakın. Orada enteresan collaboration tişörtler falan satılıyor. Şu an yine mesela unuttuk orayı, çıkıyoruz. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Hadi gel. Biraz ısındık, iyi oldu. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Bu arada yolun karşısına geçmiş olduk. İyi ki geçmiş olduk çünkü ileride sol çaprazda beni çok korkutan bir mağaza var. Göstereyim mi? Göster. Hiç göstermesem ya. Hani şey derler, çok bahsedersen onu çağırırsın falan der. Çağırmasak mı acaba? Bir kere söylersin onu. Dur göstereyim bir dakika. Burası Begüm'ün en sevdiği mağaza. İstiyorsan girelim. Olur. Tamam, bir şey denemek istiyordum, deneyeyim o zaman. Tamam, hadi Katya'ya gireceğiz. Neye? Girmeye. Bana sorarsan girmem. Yüzüldü ya, bir dakika. Gel gel. Ama unutma ki yaklaşan şey benim doğum günüm. Seninle ilgili hiç özel bir şey yaklaşmıyor. Bunu unutma, tamam mı? Oh. Ben demiştim girmeyelim diye. Ne var ki? Girmek parayla değil ki, denemek de değil. Ben eğleniyorum. Kameranın kapalı olduğu yerde Eylül ayındaki doğum günü için pazarlıklar yaptık. Hayır ya. Yaptık. Gerçekten ben böyle şeyler, annemle de eskiden çok girerdim, denerdim. Her kadının hoşuna gider bir cevher. Bu arada şurada Versace vardı, onu geçtik. Burada Longchamp var. Aa, karşıya kocaman Nike açılmış bak.
Burada Victoria's Secret var. Nike'ın yeni mağazası güzel olmuş ama söyleyeyim. Armani Exchange var. Geride Emporio Armani vardı. Burada da Armani Exchange. Biraz daha genç ve ucuz versiyonu. Derken işte geldik. Ay bir dakika. Neydi bu kilisenin ismi? Katedral burası. Şöyle. Sen Patrick. Anlatsana biraz. Papa gelince buraya ziyaret etmişti. Hatta o zaman burada da olabilir. Bütün yolları falan kapatıyorlar. Yenilendi, içi temizlendi. Çok güzel bir katedral. Evet. Şimdi Bill's Burger'a geldik. Burası benim New York'ta en sevdiğim hamburgercilerden bir tanesi. Hatta bir önceki vlog'ta da çekmiştik ama ne hikmetse kurguda kaynamış, kullanmamışız. Hoş geldin Begüm. Selam, ne yiyeceksin? Benim yiyeceğim şey belli. Burada Fat Cat diye bir şey var menüde. CNN Top 10 hamburger listesinde ödül kazanmış. Onu deneyeceğim tekrardan. Aslında bu defalarca yiyişim ama size gösteremedim. Çok güzel bir hamburger. Ekmeği falan efsane. Ne yiyeceksin? Ben guacamole yemek istiyorum. Begüm ben hamburger yedikçe hamburger dünyasını protesto ediyor ve onları yemiyor ama yapacak bir şey yok. Acaba bize artık bir sipariş alırlar mı? Çok acıktı. Şu anda çantamızda efsane kukiler var. Ta şeyden almışız, Georgetown'dan. Kıyamadık bırakmaya, yanımızda getirdik. Yemekten sonra da onları yeriz. Bitirmiş gene yarısını. Çok güzel gözüküyor. İşte ekmeği bu yüzden farklı diyordum. Ne olduğunu anlatamıyorum. Değişik bir ekmeği var. İçinde iki tane eti var ve geri kalanı zaten belli olan şeyler. Oh, şükür doyduk ya. Yemeğimizi yedik. Tekrardan 5. caddede turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saks Fifth'e geldik. Bakın şurada. Begüm bir dur bir dakika Begüm. Saks Fifth'e geldik. Gireceğiz herhalde değil mi? Böyle işte New York. Sen mi büyüksün ben mi büyüğüm? Hadi bakalım. New York daha büyük. Ya insan kocasına böyle bir şey söyler mi? Sen büyüksün kocacım der. Burayı yenilemişler. Bu merdivenler normalde yoktu. Yeni yapmışlar burayı. Çok güzel olmuş. Gökyüzüne bak. Bayağı güzel olmuş ya. Beni hiç tanımamışsın. Ben sevmedim onu. Aslında şimdi burada böyle sevdiğim kadın parfümlerini falan çekecektim ama üşendim ya. Çok seçenek var. Yüzlerce binlerce seçenek var. O kadar çok ürün var ki. Ben bunu İstanbul'da yaparım. Balenciaga. Biraz önce bir şey gördüm. Şimdi size onu göstereceğim. Teknocular bayılacak buna. Böyle bir tişört yapmış Balenciaga. Önünde hiçbir şey yok. Arkası I love techno. Böyle değil mi ya? Onun harici tabii ki zaten neon olayını ilk çıkaran markalardan birisi Balenciaga olduğu için burada bir neon tişörtü var ki rengi nasıl belli oluyor şu an videolarda belli bilmiyorum. Burada yine basic siyah tişörtleri var. Oversize. Bunlar çok güzel. Ben bir türlü bunlardan alamamıştım. Güzel ama full oversize gidiyor Balenciaga bu sezonda. Bu marka Canada Goose benim en sevdiğim mont markalarından bir tanesi ve şu anda ilk defa görüyorum neon renkleri yapmışlar. Vay be çok güzel olmuş. Benim hakikaten bu neonlara bir şeyim var ya zaafım var. Berghof'tayken de bunlar vardı da burada deneyeceğim şimdi bedenlerini buldum. Bu arada bunun da rengi müthiş yine neon takıntım artık daha fazla bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum hakikaten çok fazla oldu. Bu jean de bayağı güzel bundan da bir tane deneyeceğim şimdi eğer üstüme güzel olsa yazın bayağı bir giyilir. Bir de yine Berghof'ta bu tişörte kafayı takmıştım. Bu da çok güzel duruyor. Bundan da bir denemek istiyorum. Şimdi kurtarılmış bölgeye geldim. Burada artık kimse kimseye karışmıyor. O yüzden rahat rahat deneyeceğim bunları. Bunlar bu sezonda sevdiğim en güzel 3 parça. Aslında birkaç beğendiğim şey daha vardı ama onlar burada yoktu şu anda. Bakalım nasıl olacaklar. Bu böyle oldu. Çok güzel bir tişört dediğim gibi. Arkasını nasıl göstereceğim bunu? Bir dakika. Arkasını şöyle yapsam gözüküyor mu? Bakayım gözüküyor aynen. Zaten son zamanlarda bu tişörtlerin arkasına yapılan baskılar çok moda oldu tekrardan. O yüzden bu benim bayağı hoşuma gitti. Rengi de çok güzel. Burada yine nasıl gözüküyor bilmiyorum ama sanırım bunu alacağım. Bu arada pantolon maalesef olmadı bana. Yani 31 bedenli 32 giydiğim için 32 de yokmuş burada. O yüzden pantolonu es geçiyorum. Bu da ikinci tişört. Tamamen oversize. Böyle bol. Normalde large giyiyorum ama bu medium çünkü öbür türlü aşırı büyük oluyordu. Bu da
Çok iyi. Taks turumuz bitti. Güzeldi. Aa senin ha poşetleri bıraktım. Bugün bir şeyler almış da onları göremeyince korktum. Evet. Yaz hazırladık. Onları bıraktı şimdi taşımak istememek için. Halen bu arada sabahtan beri 6 sokak falan ilerleyebildik. O zaman devam ediyoruz bir yolculuğumuza. 5. caddede bakalım başka nereler var. Şimdi Saks'ın tam önünde Rockefeller'ın önündeyiz. Göstereyim şöyle. Millet genelde bu Rockefeller Center'ın en tepesine çıkmak için para ödüyor ve en tepesinden şehri izliyor. Ama ben hiç bunu yapmadım. Bana hep çok turistik geldi. Sen çıktın mı? Begüm bir şeyler yiyordu. Afiyet olsun. İnsan bon da verir. Aa Aritzia. Girmeyecek misin? Niye? Dün girdin değil mi? Doğru. Şimdi 48. sokağa geldik. Burada Lululemon var. Lululemon'u bilen var mı bence bilmiyorum ama ben de kendisini, markayı Begüm'ün babasından tanıdım. En sevdiğim markadan birisi. Bayağı rahat böyle günlük spor kıyafetleri yapıyorlar. Şu anda tam 48'in başındayız. Bakın. Aslan'ın doğumu öncesi tam... Begüm sen kaç ay kaldın? 5 ay. Ne 5 ay? Ben kaç ay kaldım? 3 ay kaldık. Ben de mi 3 ay kaldım? Aslan demiyor musun? Evet. Aslan doğumunda yani Begüm hamileyken tam 3 ay biz bu sokakta kaldık. Burada bir evde yaşadık. Bayağı enteresan bir kış geçirdik. Neden bayağı enteresan bir kış diyorum? Çünkü çok soğuk bir kışa denk gelmiştik. Son 108 yılın en soğuk kışı mı neymiş? O yüzden bizi bayağı zorlamıştı ama... 22'ydi. Evet. Ama iyi eğlenmiştik ya. Benim sürekli üstümden çıkarmadığım içiklerim vardı. Hep aynı şeyleri giyiyordum falan. Çok eğlenceliydi. Ben ama şeyi de anlatsana. Ben nasıl yanıyordum 68 Fahrenheit'te yaşıyordum. Evet abi 68 Fahrenheit yani yaklaşık 18 derece falan. Bir kışı evde 18 derecede geçirdik. Deli misin sen ya? Bunu yine abi, bir sorasım geldi. Hormonlar. Benim de hormonları var. Ben de babayım. Ben de tüm kış evde PlayStation oynamıştım. Burada Guess var. Guess'in kocaman bir mağazası. Burası da yaklaşık 2 sene önce falan açıldı. Bayağı... 2 sene önce mi açıldı? Şu an sen iddiaya girerim. Burası 2 sene önce açıldı. Her tarafından uyduruyorsun. 2 sene önce nereden biliyorsun 2 sene? Niye 3 değildik yani? Ya hatırlıyorum. Sen benim videomda bana yalancı mı diyorsun? Hayır da uyduruyorsun gibi yani. İspatla bir şey söyleyeyim. Hukukta ispatlama senin zorunluğun şu anda. Burası 2-3 sene önce açıldı. Daha önce burası başka bir şeydi. Neyse devam edelim. Karımla tartışmayacağım kameralar önünde. Biraz önce kocaman Nike mağazası vardı. Burada böyle kocaman bir Adidas mağazası var. Bu arada Barnes & Noble evet. Barnes & Noble'ın ne olduğunu anlatır mısın? Kitapçı ama artık her yerden kalkıyor. Çünkü internete dönüyorlarmış. Bu biraz benim için üzücü oldu. Biz çocukların bütün kitaplarını Barnes & Noble'dan alıyoruz. Tavsiye ederim eğer gelecekseniz çocuğunuz varsa buradaki kitapçıya bakın. Bu arada karlar da bayağı eridi. Hiç kar kalmadı ortalıkta. 45'i geçtik şimdi. Solumuzda kocaman bir NBA store var bakın burada. Sokakta ot içiyorlar burada ya. Evet. Şu an net kokusu geldi. Evet. Bu arada şurası Best Buy. Biliyorsunuz Amerika'nın en büyük elektronik mağazası. Urban Outfitters'a geldik. Urban Outfitters bizim Begüm'le en sevdiğimiz mağazalardan bir tanesi. Neden? Çünkü her buraya girdiğimiz zaman photo booth yapıyoruz. Amerika'da şu anda yani bayağı uzun zamandır direkt çılgınlığı yaşanıyor. Türkiye'ye tam o kadar bir çılgınlık gelmedi ama şu an arkada da direkt çalıyor. Hatta plakları da burada. Maalesef hiçbir zaman plak koleksiyonu yapamadım. O yüzden şu anda bunları almam bir anlamı yok ama çok güzel plaklar var burada. Bak Neo. Bunlardan oynamış mıydın zamanında? Bunların ben hastasıydım ya. Hayvanım öldüğü zaman öyle üzülüyordum ki. Ve yine bana çok sorulan soru bu Stasi'leri nereden aldım? İşte buradan alıyorum. Hepsi Urban Outfitters'da satılıyor bakın. Siyahı, arkada grisi var. Burada beyazı var, arkada boru var. Aynen ben genelde buradan alıyorum. Bayağı rahat tişört. Aslında bildiğiniz normal siyah tişörte güzel bir baskı ama baskısı çok güzel, üstte çok güzel duruyor. O yüzden sorarsanız nereden alıyorum diye Urban Outfitters'da alıyorum. Hatta bakın böyle de bir bere yapmışlar. Güzel. Ooo! Hangisini sevdin? Tabii ki önce bunu sevdim, sonra bunu sevdim, sonra bunu sevdim, sonra bu ikisini sevdim. Güzel değil mi? Begüm, bir gün yanlışlıkla şunlardan falan giyersen hakikaten seni terk ederim.
Ne, tight mı? Evet abi, bu ne böyle? Abi bu tight şey, şuraya kadar çıkıyor. Şöyle tulum tight. Tamam, %100 terk ederim ya, garanti. Neden? Bir gün benden sıkılırsan söyle bunu giy, tamam mı? Neden? Çok kötü. Urban Outfitters'ı çok fazla çekmedim çünkü Bethesda vlog için çekmiştim zaten. Orada bayağı bir şey var, görüntü var. Ama burada değişik olarak biraz plaklara falan baktık. Güzel şeyler var. İçerisi insanı mutlu ediyor böyle renkli renkli. Şimdi nereye geldik? Kaçıncı sokaktayız? Bakıyorum hemen. 43'e geldik. Kütüphanenin oraya geldik. Evet, burada ileride sağda dev gibi bir kütüphane var. Bu arada kocaman bir Timberland mağazası vardı, onu geçtik. Şimdi solumuzda Skechers mağazası var. Skechers'tan geçiyoruz. Aaa, bu güneşle. Görmüyorum hiçbir şey, bir dakika. Evet, şimdi oldu. Kurtardık. Bir Zara daha var bu arada. Bu yürümeye başladığımızdan beri 15 sokakta ikinci Zara. Kütüphane burada değil mi şimdi? Evet. İçine girebiliyor muyuz? Evet. Nasıl, şu an girebiliyor muyuz içine? Evet, niye girebiliyoruz? Hadi girin. Yani bu nasıl özgürlükler ülkesi anlamadım. Kaçıncı yüzyıldayız ya? Kütüphanede YouTube'u yasaklamak ne demek ya? YouTube'a giremiyoruz. Olsun abi. Allah Allah. Kendi sayfama bakacağım, bakamadım. Yasaklamışlar. Aşırı havalı ya. Müthiş bir yer. Yakalanacağız. Kovacaklar bizi. İndir adamlar. Ama havalı binaymış ha. E tabii ki yani. Tabii, değil mi? Koskoca New York'un kütüphanesi. Çıkalım mı? Aha. Şimdi kütüphaneden de çıktık. Senin dövme randevuna artık gidelim bence yavaştan. Evet, hadi gidelim. O zaman şöyle bir şey yapalım. Senin dövmecin zaten Soho tarafında. Şimdi atlayalım bir arabaya. Soho'ya geçelim. Biraz orayı dolaşalım. Yani bugün 5. caddeyi komple dolaşacağız demiştim ama zaten iddialı bir şeydi o. Çünkü çok uzun, çok bayağı bir yol var burada. Öyle bir günde falan bitirmemizin imkanı yok. Yaklaşık bir 17-18 sokak evet. falan yürüdük. Bu da 2,5 kilometre falan ediyor. Aralarda bir ton yere girdik ettik. Şu an 5-6 saattir falan aslında biz dışarıdayız. Yavaş yavaş hava da kararmaya başladı. Biz bir taksiye ya da Uber bir şeye binip, burada Uber'leri de dövmüyorlardır herhalde değil mi? Yok zannediyorum. Soho tarafına gidiyoruz. Begümcüğümüzün dövmecisi var. Öncesinde ya da sonrasında orada da biraz dolaşacağız. Yaklaşık bir 20 dakikalık Uber'le şimdi Soho tarafına geldik. Burada aslında aklımızda kalan bir yer vardı. Off-White buraya yeni bir mağaza açtı. Mağaza mı? Ne denir buna? Galeri mi? Galeri diyorlar. Aynen, öyle bir yer var. Şimdi ona girmek istiyoruz. Kapısında gerçi biraz insan bekliyor ama sanırım gireriz. Öyle sırayla arıyorlar. Herkes sırayla almıyorlar galiba. Evet. Okey, şimdi oraya girmek istiyoruz. Bakalım girebilecek miyiz? Mağazaya girdik ama mağazada bir şey çekmedik. Afiyet olsun Begüm. Çünkü içerisi çok az insan var. O kadar tenha ki hani bir şey çekmeye kalksak muhtemelen oraya mı giriyorsun? Üstümüze atlayacaklardı çekmeyin diye. İçeride 40-50 tane sadece kıyafet var ve hani baktığın zaman saksa falan gittiği zaman daha çok şey satıyorlardı. Muhtemelen burayı biraz şov olarak böyle sakin, boş bırakmışlar. Şimdi biz yürümeye devam edelim. 20 dakika sonra falan dövmecinde olmamız lazım, haberin olsun. Dövmelerini ne zaman göstermeyi bekliyorsun? Hava soğuk ki ondan gösteremiyorum. Şimdi niye ya? Dur, şurası daha ışıklı, oraya gidelim. Yani ben gördüm, güzel olmuş da bakalım siz beğenecek misiniz? Gel. Soğuk maceramız bitti ve güme dövme yaptıracak. Dövmesini yaptırdık. Gerçekten çok zorlayıcı bir süreç oldu. 3 tane çok büyük kafam kadar dövmeyi nasıl yaptın? Helal olsun sana ya. Ama güzel oldu. Bence de cool oldu. Şimdi artık karnımız çok acıktı. Hava da kararmaya başladı. Tekrardan geldiğimiz yere geri dönüyoruz. Orada bir şeyler yiyeceğiz. Ne gidiyorsun ya? Gidiyor musun? Kafana su damlıyor diye mi? Öyle yemek yiyeceğiz. Orada bir şey çekmeyeceğim artık ya. Yeter, kolum ağrıdı ya. Bence de artık çek. Bu herhalde bir saatlik bir video falan olacak. Evet, öpsene. Bir daha. Bir daha. Bir daha.
Valla buraya gelmeden önce benim aklımdan geçiyordu. Çünkü buradan birkaç defa yürüdük, önünden geçtik. Ve işin garibi, aslanın hamilelik süresince, kaplanın hamilelik süresince şurada oturup, yani gerçekten şu binada oturup burada bir kere bile kaymadık. Ben hamileydim. Sen hamile, ben niye kaymadım? Boşuna kaymak istemedim herhalde. Artık zamanı geldi onun. Kesin düşeceksin ya. Bir yerini sakatlayacaksın. İnşallah düşme. Düşme. Şu ortadan vışt diye kayacaksın. Ya da ortadan direkt kaymak yasaklandı. Bir de şeyi yapmanı istiyorum senden. Şöyle dönme hareketi var ya. Olduğun yerde 180 derece dönüyorsun ya. Yapabilir misin? Cesur ol biraz ya. Ya saçma mı, sen video çekiyorsun diye sakatlanamam. Ben video çekiyorum diye değil, eğlenmek için. Harcılar öderim. Helal olsun be. Kaldım. Kaldı mı? Evet. Bir dakika. Hadi devam. Salak rezettin beni. Peki hiç mi öyle görmediniz? Diğer tarafından tutun diyor. Kız da benim gibi. Abi ben nereye düştüm? Kimse kaymıyor burada ya. Belki bilmeyenler vardır ki bunu çok açıklamadım. Daha önceden, yani yıllar önce çocukken böyle 10 yaşıma kadar Ankara'da buz pateni yapmıştım. Bayağı da eğlenmiştim o dönemler. Daha sonra İstanbul'a taşınınca bu işi bırakmak zorunda kaldım. Ama gördüğünüz gibi gene formumdayım. Bazı şeyler var böyle öğrenildikten sonra unutulmuyor. Hani bisiklete binmek falan da diyorlar ya. İşte bu da onun gibi bir şey. Çıkacağım biraz. Nereye çıkıyorsun ya? Ya ne yapacağım? Burada mı duracağım kenarda? Abi cesaret edip kaysana. Ya bir şey olmaz. Kimse düşmüyor. Şurada düşen bir insan ya yok. Ya düşersem? Düşmezsin. Düşersin. Ama düşersem bir şey burada. Olmaz. O popona düşersin. Ne olacak? Bir şey olmaz. Ya hayır, istemiyorum. Tut elimden. Ha şöyle romantik olalım biraz ya. Sanki siki yapıyorsun böyle. Evet. Aferin be. Vallahi öğrettim ha. Allah gidiyordu. Benim de dengemi bozdum ben. Yani sendeki gelişimi en iyi şu adam biliyor. Cam kenarında oturan. İlk turunda sana destek çıkıp alkışlamıştı. Şu an görse gözleri yaşarır. Bayağı kayıyorsun şu anda. Şurayı dönünce seni bırakacağım, oraya kadar kayacağım. Hadi bakalım. Dön 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 dön. Yallah. Tutma, beni niye tutuyorsun? Hayır, tutmadım ya. Bir şey yapmadım. Kamera tutmaya başladı. Seneye inşallah spinler başladı. Begüm biraz mola verdi dinlenmek için. Bu arada burada ciddi anlamda iyi kayan bazı insanlar var. Onlar şu an şov yapıyor. Siz göremiyorsunuz onları ama muhtemelen elimdeki kamerayı gördükten sonra birazdan hepsi başlardı. Birazdan kayarken etrafına dönmeyi deneyeceğim. Normalde ben bunu yani eskiden çok rahat yapıyordum. Ama şu anda yemiyor ama deneyeceğim. Allah! Çok zor gerçekten. Bir daha. Ama bu da ilkinde olmadı, ikincisine yapacağım. Allah! Bir tur attım ama istediğimi yine yapamadım ya. Yani geri dönüp geri gitmem lazım durmadan. Haydi bakalım, deniyorum. Bak oldu. Bu seferki New York videomu böyle bitirmek istedim. Çünkü aslında yarınımız da var. Yarın da buradayız ama biraz kendimize vakit ayırmak istiyoruz. Bir gün boyunca ne yaptığımızı, 5. caddeyi, dolaştığımız, girdiğimiz her yeri size göstermeye çalıştım. Umarım eğlenmişsinizdir. Begüm şu anda dışarıda beni bekliyor. O yüzden çok fazla uzatmamam lazım. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada çan tuşuna basmıyormuşsunuz, uyarılar size gitmiyormuş. Lütfen uyarıları da açın. Böylece tüm videolardan haberiniz olsun. Teşekkür ederim. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. Biz gerçekten çok eğlendik. Görüşmek üzere. Bu arada otel odamızı göstermeyi unutmuşuz. Sonra mesaj atıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir adet Begüm var. Şu anda ters ışıkta kalmasına rağmen kim olduğunu çok güzel belli ediyor. Ve burada doğum günüm için çok güzel bir not bırakmışlar. Ne yazmışlar? Happy birthday. Thank you to staying with us. With our special day falan filan. Doğum günü kutluyorlar. Burada bir hediye var. Bunda ne var? Halen açmadık biz bunu ya. Açtım galiba. Aa, kek yapmışlar. Böyle bir kek. Al ye sen ya. Burada böyle bir dolabımız,
bir adet buzdolabımız, bir koca televizyonumuz, bir adet dağınık yatağımız. Çünkü kaldığımız için arkası böyle ahşap, çok güzel yapmışlar. Tuvalet banyosu da gene çok enteresan. Gene her yeri dağıttığımız için böyle bir tuvalet banyosu var. Bu otelin özelliği neydi? Ekolojik olması mıydı? Eco-friendly. Eco-friendly. Yani bu otelde gördüğünüz şunların hepsi şu, şunlar, bunlar. Hatta şurada bir poşet vardı, aldım. Onlar bile hepsi doğada çözebilen maddelermiş. Böyle bir özelliği var bu otelin. Sabunları falan filan da böyle. Hepsi ekolojik. Güzel bir konaklamaydı. One Hotel New York'a da teşekkür ediyoruz. Hadi gidelim.